Değerli onu severler, değerli Kamertub takipçileri, bölgenin hatta Türkiye'nin en çok izlenen bayi otomobil kanalı Kamertub'tan hepinize tekrar merhaba. Honda otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Gündemi çokça meşgul eden, bizi de çoğunlukla meşgul eden, bizi ne anlamda meşgul eden, kanalımızı özellikle takip eden, ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyen takipçilerimizin kafasını kurcalayan bir limit sorunu söz konusu. Bu bir süredir bu sıkıntı yaşanıyor. Özellikle son 3-4 aydır diyelim. Neden böyle bir sıkıntı yaşanıyor? Bundan da bahsedelim bu arada. Biliyorsunuz bilindiği üzere diyelim daha doğrusu veya hiç bilmeyenler için ÖTV muafiyetli yani rapor üzerinden engelli üzerine alınabilecek araçlarla alakalı bir limit söz konusu. Bu limitte bu yılın başında Ocak 1, 2022 tarihli resmi gazete yayınlanmıştı. Yine hiç bilmeyenler için limit neydi onu da söyleyelim. 450.500 TL'yi geçmeyen yani liste fiyatı 450.500 TL'yi geçmeyen araçlar ÖTV muafiyetle satılabiliyordu. Ancak yılbaşında belirlenen bu limit bir nebze olsa seçenek fazlaydı. Araç alınabiliyordu. Bazı araçlar ÖTV muafiyetine girebiliyordu. Seçenek fazlaydı. Ancak son dönemde yani son 4-5 aydır gelen fiyat artışları sebebiyle malum ülkemizdeki ekonomik koşullar, dünyadaki ekonomik koşullar, enflasyon rakamlarının sebebiyle araç fiyatlarının artışıyla birlikte limit biraz çok düşük kaldı. Halen 450.500 TL limiti devam ediyor. Bu noktada peki konumuz ne? Konumuz tabii ki bu limitin çok düşük kaldığı söz konusu. Evet, kanal takipçilerimiz de bizleri arıyorlar, showroomlarımızı arıyorlar, ziyaret ediyorlar. Limitler ne zaman artacak, ne zaman değişecek, ne zaman istediğimiz aracı alabileceğiz şeklinde terzenişte bulunuyor takipçilerimiz. Biz de hani onların bir nebze sözü olmak babında buradan yetkililere de seslenmiş olalım. 450.500 TL'ye artık alınabilecek çok fazla bir araç yok. Hatta çok fazla terimi biraz fazla olur. Neredeyse hiç araba yok. Yani 450.500 TL'ye alınabilecek. Çok alt sınıf, donanımı düşük. Bazı markalarda birkaç tane araç kalmış vaziyette. Bu noktada ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyen engelli ve engelli yakınlarını düşünmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada inşallah limitler artar. Çünkü bu videomuzu aslında çekmemizdeki amaç ne? Limitin düşük kaldığını sizler adına duyurmak şeklinde. Çünkü kanalımızı dediğimiz gibi arayan, bizleri showroomlarımızı ziyaret eden takipçilerimizle yaptığımız sohbetlerde istedikleri araca ulaşamıyorlar ki engelli ve engelli yakınlarının almak istediği araçlar genelde iç hacmi geniş, bagajı büyük, engelli araçlarını koyabilecekleri en azından büyük bir bagaja sahip ve veya engelli hasta kişiyi içeride rahatlıkla taşıyabilecek şekilde bir geniş bir iç hacmine sahip seçenekler arıyorlar. Ancak bu seçenekler artık neredeyse hiç yok durumuna geldi. Bu limit güncellemesi tabii bir önceki videolarımızda bahsetmiştik. Genelde son 3 yıla, son 4 yıla baktığımızda yılbaşından yılbaşına güncelleme yapılıyor. Eğer yılbaşını bekleyecek olursak, şu an Eylül ayı içerisinde yaklaşık önümüzde 3,5 aylık bir süre var. Bu 3,5 aylık süre içerisinde ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyen takipçiler için maalesef çok uzun bir süre. İnşallah yakın bir zamanda buradan da sesiniz olmuş olalım diyelim. İnşallah limit güncellemesi gelir. ÖTV muafiyetli araç almak isteyen engelli ve engelli yakınları dedikleri aracı alabilecek şekilde seçenekler daha da artmış olur. Bizlere göndermiş olduğunuz yorumları, bizlere göndermiş olduğunuz temennileri sizler adına buradan sosyal mecradan iletmiş olduk diyelim. Yine bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.